Söz isteyen Umut Orhan, İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan, ben de Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Gündemimiz, konumuz yargının daha bağımsız, daha tarafsız, daha hızlı, daha etkin bir şekilde işlemesi için bir araştırma komisyonu kurulması. Bu sebeple bu konunun biraz sonra oylanması için söz almış bulunmaktayım. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye demokratik sosyal bir hukuk devletidir diyor. Hukuk devletine baktığımız zaman hukuk devletinin olmazsa olması adil işleyen, hızlı işleyen bir yargı sistemi olması gerekiyor. Yani yargıdan beklentimiz bizim tarafsız, bağımsız olması, hukukun üstünlüğünün var olması, insan hakları temelinde hızlı, adil bir şekilde yargının sonuçlandırılması. Bugün Türkiye'de bunun tam tersi bir süreç var. Yani yargının bu şekilde ortaya koymuş olduğu sonuçlar bu söylediklerimle tamamen çelişiyor. Ancak baktığımız zaman yargının şaşırtan bazı emsal kararları da var. Örnek mi? Sayın Zahit Akman, Deniz Feneri'nden biliyorsunuz kısa bir süre tutuklandı ve tutukluk süresi içerisinde mahkeme şöyle bir karar verdi. 3 aydan uzun tutukluk süresi ceza olur dedi ve insan haklarını ihlal eder dedi. Ve sonuç itibariyle de Zahit Akman tahliye oldu. Şimdi yargıda en önemli şey yargının herkes için eşit olması gerekir. Yani eşitlik ilkesinin temelde uygulanması, var olması gerekir. Hukuk kimine göre veya kişiye göre farklı olmaması gerekir. Şimdi burada baktığımız zaman Zahit Akman'a uygulanan hukuka bakıyoruz. Şimdi bir de öbür tarafa bakalım. Öbür tarafta örnek verelim. Sayın Fatih İlmioğlu 4 yıldır tutuklu. Ve Sayın Fatih İlmioğlu evladını kaybetti, acılar çekti ve oralarda kendisine neredeyse eziyet edildi. Ailesiyle bir araya gelemedi, acısını paylaşamadı. Ve hasta, sağlığında ilgili ciddi bilimsel raporlar var ama 4 yıldır tutuklu. Sayın Mustafa Balbay 5 yıldır tutuklu. Bir gazeteci, bir milletvekili. Sayın Mehmet Haberal 5 yıldır tutuklu. Dünya çapında bir tıp doktoru. Onun da rahatsızlıkları oldu. Yani baktığınız zaman şimdi Zahit Akman'a uygulanan yasa veya mahkeme kararı, yargı kararı herkese uygulanabilir olması gerekiyor. Bakın 22 yaşında genç bir gazeteci Sami Menteş, dünyanın en genç tutuklu gazetecisi. Şimdi ona da hala tutuklu, 2 yıldır tutuklu olarak yargılanıyor. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman birileri deniyor ki hükümetten, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden diyorlar ki efendim bunlar gazeteci değil, bunlar terörist. Şimdi peki bunu söyleyenler masumiyet karinesini biliyorlar mı? Yani masumiyet karinesi diye bir şey var. Ve mahkeme kararı sonuçlanmadığı sürece herkes sonuç itibariyle masumdur. Eğer dava bitmemişse, dava kararını vermemişse o zaman masumiyet kararı herkes için geçerli olması gerekir. Bakın başka bir şeye gelelim. Yani bir de başka bir tarafa gelelim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la da ilgili iddialar var. Hatta iddialarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la iddialarda dolandırıcılık iddiası var. Kalpazanlık iddiası var. Şimdi soruyorum. Sayın Başbakan bu iddialara geçerli mi? Yani mahkeme bitti mi? Mahkeme karar verdi mi? Başka bir isim vereyim. Şimdi yani bu yargıyı bu şekilde ele almamız gerekir. Sayın Hakan Fidan. Sayın Hakan Fidan'la ilgili iddia savcı ifadeye çağırdı ve iddiada da bakın ne diyordu? PKK'ya yardım ve yataklık etmek suçundan bir iddianame düzenlendi kendisiyle ilgili ve KJK üyesi olarak adlandırıldı. Hatırlayın geçen sene bu zamanlar
Savcı haddini aştı denildi. Efendim gece hemen apar topar bir kanun çıkarıldı ve başbakan ben yedirmem dedi. Siz de yedirmediniz ve sonuç itibariyle şu anda yasa değişti. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bakın ayrı ayrı yerlerden örnekler verdim. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer masumiyet karinesi varsa herkes için vardır. Yani Fatih İlmoğlu için masumiyet karinesi neyse Sayın Recep Tayyip Erdoğan için de masumiyet karinesi odur. Bir kere bunu sağlamak zorundayız. Hep beraber hükümetle yasama organıyla bunu sağlamamız gerekir. Diğer taraftan baktığınız zaman eğer mahkeme kararı bitmemişse bunlar sadece iddia. Ve mahkeme kararı bitmeden de bu iddialarla insanları yargısız infaz yapmamamız gerekiyor. Ve insanları suçsuz bir şekilde 4 yıl, 5 yıl tutuklu olarak yargılatmamamız gerekiyor. Onları orada mahkum bırakmamamız gerekiyor. Bakın hafta başında Türkiye'de üzüntü verici olaylar oldu. 2 gün önce ben de Silivri'deydim. Orada insanlar, yaşlılar, çocuklar, efendim tazikli suyla saldırıldı, kaba kuvvetle yaralandı insanlar, gaz sıkıldı insanların yüzüne. Yani insanlara sanki bir savaş suçlusu, sanki bir savaş ortamı. Ve insanlar orada zaten 5 kilometre yürüyerek geliyor. 5 metre ilerisinde cami var. Diyor ki sıkıştım. Diyor ki şu camiye gideyim bir tuvaletini kullanayım. Yasak. Efendim ibadetimi yapayım. Ben burada geleceğim işte cami var burada o da yasak. Ya böyle bir insan hakkı olabilir mi? Milletvekilleri tutuklandı. Avukatlar tartaklandı. Milletvekilleri tartaklandı. Şimdi böyle bir şey, böyle bir milli irade, böyle bir hukuka saygı olabilir mi? Bunları hep beraber gerçekleştirmek zorundayız. Bakın bugün haberlere düştü. Siz de takip etmişsinizdir. Hemen komşumuz Bulgaristan'da hükümet istifa etti. Ve hükümetin istifa etmesinin nedeni de yüksek elektrik fiyatlarından dolayı halkın galeyana gelmesi, halkın protesto etmesi ve bunun sonucunda da Bulgaristan Başbakanı dedi ki polisin insanları dövdüğü bir ortamda ben başbakan olmam. Ben hükümeti o zaman bırakıyorum diyerek istifa etti. Şimdi baktım bugün Bulgaristan'daki resimlere baktım. Yani oradaki hakikaten polisin halkı nasıl jopladığını, nasıl orada kaba kuvvet kullandığını, uyguladığını baktım. Bir tarafta da Silivri'deki, yani hafızamda ama bir de Silivri'deki resimlere baktım. İki tarafa baktığım zaman hakikaten utandım. Bizde daha bundan daha kötü. Burada o zaman hükümete, burada o zaman AKP'ye bir görev düşmüyor mu? Burada yasama organına bir görev düşmüyor mu? 10 yıldır hukukun geldiği durum ortada. Bakın dün Avrupa Birliği sürecini de burada gündeme getirdim. Hep beraber yine hayır dediniz. Şimdi bakın yargıdaki duruma bakın. Hıza bakın. Ağır ceza davalarında 900 gün yargılama sürüyor. Ortalama 300 gün sürüyor. Bunlar için gelin bir şey yapalım. 10 yıldır sonuçlar ortada. Yani düzelseydi biz diyelim ki o zaman tamam güzel yapıyor iktidar. Biz araştırma komisyonu kurmamıza gerek yok. Siz yapın. Biz de destekleyelim. Her şeye hayır diyecek diye bir şey ana muhalefet olarak öyle bir sorumluluğumuz da yok, mecburumuz da yok. Ama sonuçlar ortada. 10 yıl. Yargının geldiği noktaya bakın. Geçen hafta Avrupa Birliği'nden bakanın söylediklerinden utandım. Yanlış bilgi verdi Karma Parlamento Komisyonu üyelerine Sayın Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan. Dedi ki 3. yargı paketinden sonra 33.500 kişi serbest bırakıldı dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Ama orada çıkıp da bozmadım. Baktım. Rakamlara baktım. Ya 1980 rakamlarına bakıyorum, 58 bin, 60 bin tutuklu. 2002'ye bakıyorum, düşmüş aşağıya. 2012'ye bakıyorum, 138 bin. 2013 Ocak sonuna bakıyorum, 140 bine gelmiş. Nerede o 33.500 kişi artık salınmış? Şimdi bakın rakamlar bunu gösteriyor bize. Hani başbakan anlatıyor bazen. Nereden nereye diyor. İşte bakın tutukluların sayısı da nereden 1980'lerde 60 bin. 2002'de 80 bin, şu anda 138 bin. Nereden nereye gelmiş? Demek ki ortada bir sorun var. O sorunu da hep beraber çözmemiz lazım. Yani iktidar şuna mı şartlandı? Buradaki iktidarın yasama faaliyetini yapan milletvekilleri şuna mı şartlandı? Biz 4 yıl boyunca muhalefetten ne gelirse gelsin hayır diyeceğiz. Var mı böyle bir şey? Bakın gelin bir kez daha söylüyorum. Yani bizim el uzatıyoruz. Gelin bu uzattığımız eli tutun. Ülke felakete gidiyor. Yargının koktuğu yerde, hukukun guguk olduğu yerde demokrasi işlemez. Hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Orhan. Derim olduğunu söyledi. Onu düzeltmek istiyorum müsaade ederseniz. Hangi konuda ne söyledi? Uluslararası Gazeteciler Komitesi ile ilgili yapmış olduğum bir açıklamanın yalan doğruyu ifade etmediğini söyledi. Buyurun. İki dakika sataşma nedeniyle söz veriyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, amacımız üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Biraz evvel ben bazı kişileri burada ortaya koydum. Yani hepimiz insanız, değil mi? Hepimizin bir vicdanı var. Yukarıda Allah var. Allah sizi izliyor, Allah bizi izliyor. Yani bir vicdanımızı elimize koyalım. Yani yargının farklı farklı çalışması olabilir mi? Yani kişiye göre yargı olabilir mi? Kişiye göre hukuk olabilir mi? Biraz evvel anlattım. Yani bakın, gazetecilerle ilgili çok net olarak bir şey söyleyeceğim. Burada içeride olan arkadaşlarım vardır. Geçen hafta Avrupa Parlamento Komisyonu Genel Kurulu burada yapıldı. Her konuşmacı, her Avrupa parlamenteri Türkiye'deki basın özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler nedeniyle Türkiye'deki işleyen şeyi eleştirdi. Bu eleştiriyi sadece iktidar almıyor, biz de alıyoruz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız, biz de bu ülkenin milletvekiliyiz, biz de bu ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Biz üzülüyoruz. Sizi de suçlayamıyoruz hemen. Diyoruz ki gelin beraber yapalım. Bakın rakamları söyleyeyim size. Şu anda uluslararası bütün kuruluşlar, Avrupa Parlamentosu, biz biliyorsunuz tam üyelik süreci içerisindeyiz. Sizin imzanız var. Biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci içerisindeyiz. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Uluslararası Gazetecileri Koruma Örgütü, Türkiye'yi dünyanın en fazla tutuklu gazeteci hapishanesi ilan etmiş durumdalar. Bundan mutlu musunuz? Övünüyor musunuz bundan? Ya gelin bunu düzeltelim diyoruz. Ve bakın en son Ekim ayında Uluslararası Gazetecileri Koruma Örgütü 61 tane gazetecinin seceresini yazdı. Hepsinin meslekleri gazeteci. Tek tek yazdı. Adalet Bakanı bana bir yazı göndermedi. Sorularıma cevap vermedi. O zaman Adalet Bakanı desin ki bu 61 tane gazeteci, bir kısmı tahliye olmuş olabilir. Şu andaki rakam 49 olabilir. Desin ki bunlar şu suçtan şeyler. Adalet Bakanı'nın şu anda devam eden yargıyla ilgili karar verme hakkı da yok zaten. Yargı devam ediyor. Terörist diyebilir miyiz? Ayrıca biz Adalet Bakanı'nın da şu andaki verdiği rakamlara da güvenmiyoruz. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup